Yılmaz, bu sabah itibariyle hayatını kaybetti. O konuya ilişkin mesajınızı alabilir miyiz ilk olarak? Değerli arkadaşlar, öncelikle Sayın Yılmaz gerçekten uzun bir süre bir rahatsızlığı geçirdi. Ve bu sabah da rahmeti rahmana kavuştu. Ben sabah eşleri Berna Hanım'la bir telefon görüşmesi yaptım. Allah taksiratını affetsin. Ve şu anda tabii henüz ne zaman defnedilecek onun kararı verilmemişti ben görüştüğümde. İki yer üzerinde durduklarını söylediler. Bir Marmara İlahiyat, bir diğeri de Çamlıca cami üzerinde duruyoruz dediler. Henüz kararı kesin vermediklerini söylediler. Tabii Türkiye'de gerek başbakan olarak, gerek Dışişleri Bakanı olarak, gerek Kültür ve Turizm Bakanı olarak görevler icra etmiş olan bir devlet adamı, aynı zamanda tabii hemşehrim. Bundan dolayı da bir hukukumuz var ve sağ olsun tüm davetlerimize sağlıklı olduğu süreç içerisinde katılma erdemini göstermişti. Ve bundan dolayı da kendilerine bir şükranım var. Ve ben tüm ailesine, başta eşi olmak üzere, başsağlığı diliyorum. Allah taksiratını affetsin. Ve milletimizin başı sağ olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Ziyaretlerinizle ilgili Taksim Camii'yle, Akşemin İnşaatları'yla ilgili son durum nedir? Ne zaman açılacaklar? Şimdi arkadaşlar, Taksim Camii ile alakalı olarak Ramazan ayı içerisinde yetişmesine dair şu anda bilgi aldım. Burayla ilgili de Atatürk Kültür Merkezi konusunda 2021'in yani 6. ayının sonuna kadar yetiştirme hedefi var. Ve bunun için de Kültür ve Turizm Bakanım bütün gayretlerini ortaya koyuyorlar. İnşallah 6. ayın sonuna kadar yetiştirme hedefimiz var diyorlar. Tabii kültür ve turizmde çok ciddi ataklarımız var. Bir de tabii biliyorsunuz Ankara'da aynı şekilde bir gayretimiz var. Ama fevkalade bir durum olmadığı takdirde 6. ayın sonunda burayı inşallah bitireceğiz. Belki elektrik bu işlerde bir sarkma olabilir çünkü ithal. Ama bunun dışındaki bütün işleri 6. ayın sonunda inşallah bitireceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Nereden geçiyoruz? Pardon. Arkadaşlar. Arabayı alıp gelene kadar. Öncü geldi. Çok güzel.